Karadeniz bölgesinin yüksek rakımlarında mütevazi bir belde. Münbit topraklarının her karışında emek ve sevgi. Bembeyaz bir gelinlik giyinir tabiat. Binbir umutla yaşanır burada kış. Bahar gelince yemyeşil örtünün üstünde bülbül oluverir bütün kuşlar. Herkes kendinden bir parça vermiştir bu topraklara. Ve yine düşmüştür nice canlar bu toprağa. Kimi evladını, kimi yarini feda etmiştir bu toprak uğruna. Kimileri de canından can vermiştir. Elinden, kolundan, gözünden, kulağından bir parça vermiştir. Bu toprakların binlerce has evladından biri Gazi Hamdi Tanrı verdi. Kendisi daha dünyaya gelmeden evvel dedesini şehit vermiştir. Bin bir türlü zorluk içinde büyümüş, eline kınalar yakılmış. Askerlik vazifesi için çağrıldığında, 20'li yaşların başında olan Gazi Tanrıverdi, dedesi gibi yaş şehitlik mertebesine erişmek ya da gazilik ünvanını almak istemiştir. Bu halis niyeti Kıbrıs Barış Harekatı ile gerçekleşmiştir. Gelin bu yaşanmışlığı başçiftliğimizin Hatipli kasabasında yaşayan Kıbrıs gazisi Hamdi Tanrıverdi'den dinleyelim. Ben dünyaya doğmadan önce dedem Viyana'ya kadar gitmiş. Osmanlı döneminde öyle bir asker. Oradan tezkereyi alınca kaçları kamışa çıkıyor görevi. Oradan şehit oluyor dönemde, ben dünyaya gelmeden önce babam yetim büyüyor. Yetim büyüdükten sonra tabii biz dünyaya geliyoruz. Ondan sonra babam işte kendi gücüyle hayvancılık yapıyor. Biz de dünyaya geldik. Gençliğim çok görkemliydi yani, babamın teheccüd edecek kadar evladıydım yani. Gösterdiği işi yapıyordu. Bir de askerlik dönemimiz geldi tabii o yıllarda. Askere sevkiyatımız çıktı İsparta. Babam sadece giderken sırtımı okşadı, hadi oğlum yolun açık olsun dedi. Aradan 3 ay geçti, eğitimimiz bitti. Askeri denetlemeye müfettiş geliyor dediler. Taburu şeklini alsın dedi. Hasan Sevinç isminde bir üsteğmenim vardı. Çok başarılı bir üsteğmendi. Öldüyse Allah rahmet etsin, durursa selamet görsün. Taburu şeklini alındı. Tabii müfettiş dedi ki, arkadaşlar, ben de askerim, sizde sadece rütbelerim var benim omuzlarımda. Ben dedi 3 tane alay gezdim de dedi bir bilgi alamadım dedi. Benim bir sualim var size dedi. Çubuğuyla gösterdi beni, orta boylu dedi ama vücutum güzel. Orta boylu çık dedi sen dedi, ama çubuğuyla gösterdi. Çıktım 3 adım, takdim ettim kendimi. Asker dedi, düşmanla mesafem uzak, nasıl savaş yapacağım dedi. Komutanım dedim, takdim ettim. Kendi ihtiyaçlarımı görürüm dedim askerimin dedim. Engemenli araziden düşmanın üzerine daha güzel yanaşırım dedim, düşmanı mağlup et. Oğlum neredensin? Gazi Osman Paşa'nın memleketi. Çıkar o topraktan oğlum dedi. 3 tane alay gezdin de dedi, 3 tane alay komutanı. Bu sevabı alamadım, korkuyor mu ne diye dedi alay komutanı. Ondan sonra Ankara'dan müfettiş geldi. Müfettiş geldi dediler.
Kayseri Zincirbozan'da komando eksikliği varmış. Oraya tamamlamak istediler. Tabii müfettişler, doktorlar, hemşehriler gelmiş oraya, hocalar. Bize geldi sıra, uzat kollarını kara olan dedi bana. Uzattım. Sen de dedi, sinir vardı. Ben üzülüyorum hocam dedim. Beni piyadeye çekme dedi. Yok dedi, sende sinir var. Paraşüt deyince anladım. Hocam üzülüyorum, beni ayırma dedim. Komandoluktan dedim. Ondan sonra bizi piyadeliğe verdiler. Maraş'a geçtim. Maraş'ta görevim tüfekçi, silahçı oldu bölükte. Bu 20 Temmuz'dan önceydi o sıralarda, işte Kıbrıs'a çıkartma emri vermişlerdi. Ben bölüğün tüfeklerini bakımına iki tüfek aldım. Bakıma komutanım, bunların bakımını yapmaya gideceğim dedim. Sen dedi, bölük çavuşuna söyle dedi. Bölük dedi, Kıbrıs'a intikalı var dedi. Bölüğü toplasın dedi. Bölük çavuşuna söyledim, çavuşum böyle böyle durum var. Hemen 5 dakika sürmüyor askerliğiymiş. Toplandı. Bak arkadaşlar dedi, Kıbrıs'a gönüllü var mı dedi. Bizi denetliyor, üsteğmen gönlümüzü yok. 3 adım ileri çıktık. 3 kere takladı, yine 3 kere ileri çıktık. Dedi ki arkadaşlar, dosyalar elimde. Kimsenin üzülmeye, sevmeye şeyi yok dedi. Dosyaya göre hareket ediyor dedi. Tabii başarılı askerleri seçtiler. 26 kişi arkadaşlara ayırdılar. Subayı eline varadar cephaneliğe emir verdi. Cephaneliği yükledik. Alay komutanı bilgi veriyor dediler. Hayri Ündül yaşarsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah razı olsun. Alayın o ne çekti, bize bilgi veriyor. Bakın aslanlarım dedi, yiğitlerim dedi. Uyunan milleti dedi, yesir düşersen Cengiz Topal gibi sizi diri diri yüzerler. 5-6 mermi alın cebinizde, kendinize çekin. Aman yesir düşme. Hap paketlerini gösterdi, yer alınca kanınıza yetti. İşte bilgilendirirler bizi. Saat gece 3 sırasında intikal verdiler. Tabii o güzel harekattan Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'de konakladık. Askerin işine şeytanın da aklı sarmıyor. O güzergâhtan Adana, Mersin, bir çamlık bölgeye bizi yerleştirdiler. Askeri kamuflaj ettiler. Bir emir geliyor, asfalta iniyor. Bir emir geliyor, çıkıyor. Allah'ım diyor, bir an önce Kıbrıs'a yetişecek diyor. Tabii bir emir geliyor, dur. Bir gece çamlık bölgede oturuyorum, az gözüm almış arkadaşlarımla. Bir emir geldi, mermiler dağıtılsın, ha ancaca gidiyor Kıbrıs'a dedi. Mermileri dağıttılar. Bizim subaylar dedi ki, ağalar kamyonların önüne yazmış, Türk Silahlı Kuvvet'te hizmet özel. Sabah oldu, sabah olunca bizi Mersin limanına, taş ucuna getirdiler. Yunan'ın ticaret gemileri gelmiş idi. Gelince bizim alay korkarım Mehmetçik, halaya tutuştu mu sana? Tabii Yunan'ın tesislerine sökmüşler gemilerin haberleşmelerini. Mehmetçik başlıyor, sen anlık birkaç gün orada konukladık. Konuklayınca saat 9-10-11 sıralarında gemimiz intikal etti Kıbrıs'a. Gidiyor Akdeniz üzerine. Ben deniz karadan alçak sanıyordum. Karadan daha yüksekmiş. Kara parçaları kayboldu. 8-10 saat sürmedi işte. Ateş başladı sabaha karşı. Girne'nin küçük bir burun işte. İngilizler bir otel yapmış sağ tarafında. Ufak bir burundan çıkarma yaptık. Ateş başladı. Gavur oraya 11 sene mevzi yapmış. Çalışmış, irtibat kanalları. Olanca gücünü oraya vermiş. Fransız profesörleri, hocaları gelmiş oraya denetlemeye. Burayı Mehmetçik hiçbir zaman söküp atamaz. Tabii biz yerini yurdunu bilmiyor. Koyun kuzuya karışma oldu. Osmaniye
ıslah yalayları birbirine haberleşemediğinden birbirine çatışmamış. Bizim hedeflerimiz ayrı, alayların ayrı. Biz takları topları çıkarma yapamadık aileden. Saat 8-10 sırada tabii çarpışma yapıyor. İkinci zamana düşmanı bozunca boğazı aşınca ferahladık. Boğaz'da da çok kayıplar verdik. Jetler bombaladı havadan. Açıldı ora. Boğaz içi kalecik. Birinci çıkarmada bir şeyler kazanamadık. Bilmiyoruz. Düşman nereye kaçtı, nereye gitti? Tabii yerini bilmiyorum. Arkadaşın tüfeğe doğrusu sana bilemiyor. Yurt yurt yabancısızın. Akşam konakladık. Birinci çıkarmada hiç alaylarımızı, birliklerimizi zor sürdük. Bizim büyükler Cenevre'ye gitti. Toplaştılar. Toplaşınca o anda biz düşmanı önümüzde sanıyorduk. Kılavuz aldık. Kılavuz geldik, düşman daha ileri kaçmış. Lefkoşa sınır hattına, İngiliz depe. Kılavuzlar geldi, 6-7 gün geçti o arada işte, 13-14-20 Temmuz'a yakın o aralarda. Bizim önümüzde bizi savunmaya verdiler. Denizli'nin alayını önümüze verdiler, İngiliz depe, değermenlik köye. En çetin hatta 14 Ağustos sıralarında ikinci taarruz emri. Bizim alayı İngiliz depeye verdiler. Geri çektiler Denizli'nin alayını. Geri çekince biz devreyeydik. Ahmet Çiftçi arkadaşım vardı. Öldüyse Allah rahmet etsin, durursa Allah selamet versin. Santralcının yanına vardık. Selamun aleyküm. Bölüğü hemen kaldırın. Kızım Ayşe geziye çıksın. Parola geldi, taarruz var. Rahmetli Turan Güneş'in kızı da Kıbrıs'taymış Ayşe. Bizim kara piyade taarruzu başladı. Çavuşum var İstanbul'da, gözleri kör olmuş, Allah ömür versin. Çavuşum dedim. Bak, ben çekirdekten yetişmiş bir askerim. Sen bu takımı avcı zincirine al. Düşman bize pamuk atmıyor, kurşun atıyor. Arkamda anzeller var. 6 tane top. Onların himayesi altında ilerliyor. Havanlarımız da var, 106'lık. Onların da atışı var. Onlar da atış yapıyor. Avcı zincirine geçtik. Bizim Hayri Ündül, albay, minarenin tereyine çıkmış, taburları oradan idare ediyor. Bizi gördüler ilerleme yaparken. Hamitler Köy istikametinde bizim istikametimiz. Öyle projelerimiz elimizde. Avcı zincirine geçer geçmez 20-30 metre ilerleme yaptık. Silahlar patladı tekrar. Pratikliğimiz olmasa 26 kişi bizi indiriyorlar. Üst Eğmen'de orada albayın yanında, eyvah benim takım gitti albayım demiş. Ümidini kesmiş. Akşam oldu, Üst Eğmen'le görüştük. Yahu dedi, gözlerim mi inanamıyorum, size mi inanamıyorum? Dedi, yaşıyoruz biz komutanım. Bir helallaştık, kucaklaştık. Cephede düşmanın silahlarını falan topladık. Elimize ne geçtiyse işte. Bir barikatta yatıyorum böyle siperde, arkadaşına Ahmet Çiftçi'yle nöbet tutuyorum. Gözlerim bakıyor, kalbim uyuyor. Üstelik depe delik. 11 sene çalışmış her mevziye gavur. Depenin deliklerinden korkuyor. Düşman delikte kaluda. Zaten ölmüş düşman. Bir Mehmetçik öldürsem de benim için daha bahtiyarlık
deme gibi öyle düşüncelerimiz var. Tabii uyumuyoruz. Üsteğmen geldi gece bir sırasında. Uyutmuyor askerleri. Bu arkadaş dedi, gözleri bakıyor, kalbi uyuyor dedi. Komutanım kesildik taarruzdan dedi. Arkadaş, bu arkadaşa dedi, 2 saat dedi, mühlet verdi. 2 saat ne zaman doldu? Yalnız beni bir taşların üzerine yatırdılar. Yuvarlak yuvarlak taşların üsteğmeninden arkadaş. İstirahat verdiler gecenin birinde. Bacaklarım aşağı, sırtım aşağı, yuvarlanıyor taşlar. Arkadaş, benim saat doldu halinde, hemen bilemiyorum 2 saat nasıl dolduysa. Arkadaşı yatırdım aynı taşların. Ben devreye geçtim, gözlerim tetikte. Onun da doldu. Sabah namazında üsteğmen gene geldi oraya. Denetli üsteğmen, uyumuyor. Oradan bizi yatırdığı taşlardan bir çuval el bombası çuvalladılar. O dedi üsteğmen, ya bunlar niye patlamamış? Bizi kıyma yapardı. Bak Allah'ın işine dedi Cenab-ı Allah. Biz dedi yiyeceğimiz, içeceğimiz, göreceğimiz gün varmış. Zifil Acuk tabi asker o anda zaman bulursa düşmanın karşısında yiyecek getiriyor konserve. İşte ne gelirse paylaşıyor askerler arkadaşlarına. Bölüşüyor, yiyor. O anda Lefke istikametinde topçu taburu sıkışmış. Yalnız 26 kişiyi vurmuşlar, 2 bataryayı. Öyle bir emir geldi. Bizi alacaklar oradan, topçu taburunu kurtarmaya gideceğiz tekrar. Başarılı bir taburdu. Tabur komutanı çok yiğit bir askeriydi. Asker için canını verdi. Çok disiplinli bir askeriydi. Albaya biraz bazuk çaldı. Nasıl topçu taburulmuş o diye sözlerde intiham bulundu. Gönlünü yaptılar. Kemalettin Türen'in ölmüştü tabii. O zaman 45-50 yaşındaydı. Ben varım şimdi 68 yaşındayım. Allah rahmet etsin. Yiğit subaydı. Tutam yar elinden, tutam çıkam dağlara, dağlara. Gelince Kıbrıs'taydı. Ben bilmiyordum. Bana bereket verdim. Bu burada benim ahrabem vardı. Benim dillerler. Onlar şey etti. Dediler sizi, seni hazırlığa vereceğim dedi.
Babam o zaman vermiyordu. Dedi ki, kızım ben sen nere varsan ben oraya vereyim dedi. Ben dedim ki baba, ben senden evlenme istemeyeyim efendim. Sen nereye yanaşırsan ben oraya vereyim. O zaman verdiler. Doğruluk ettiler, geldiler işte, konuştuk. En son da nişanlandık. Yalnız konuşamadık. Yüz yüze gelemedik. Sadece karşıdan karşıya görüştük. Ondan sonra işte geldin, evlendik. Neremiz böyle geçti işte. Topçu taburu elden gidiyormuş. İmkanımız yok durmuyor. 400 kişi elden gidiyor. Bizi düşman Levke'de topçu taburuna yanaşınca düşman kaçıyor. Yalnız topçu yüzbaşısı güzel bir kurnazlık yapmış. Bu başarıyı da Çanakkale'de Hasan Albay, Çanakkale'ye de gittim. Güzel bir başarı düzenlemiş. Alayı sütre gerisine çekmiş. Öyle kurtarmış. Yüzbaşı da topçu taburunu topla sütre gerisine çekil tabur demiş. Öyle kurtarmış. Düşman bizi görünce yeşitince Trados dağlarından daha ileri kaçıyor. Bizim taburu başarılı olarak biliyor. Çok taburumuza suikast hazırladılar da başaramadılar Yunanlılar. Trados dağlarından daha ileri kaçınca albay yiğidi daha iründür. Petre köyü, Doğancı dedi. Bir daha var işte Doğancı'nın batı tarafına düşüyor, dilimin ucunda da kalabalık bir köy. Üç köyü barış ucu gelmeden, tebeşirler dökülmeden alalım arkadaşlar dedi. Orayı da aldım. Yalnız Trados dağlarına bizim kılavuz ilerleme yaptı da kılavuzlar buraya kış yağıyor. Buraya dedi, askeri hastederip geri çekilelim dedi. Petre köyü istikametine çektiler. Rum köyüydü ora. Tabii ateşkes emri verdiler o arada. Yani uzatırsak iki kitaba da sığmıyor bu konuşmaları. Allah düşmana fırsat vermesin. Çocuklarımızı dindar vatansever yetiştirelim. Şimdi bizim Ayşe dedi başarılı olarak geziyi bitirmiştir dedi. Turan Güneş Dışişleri Bakanı'ydı o anda. 4 yıl ağzında nöbet tutuyor. Nöbet tutarken ateşkesemi verdiler. Aradan o zamanlar geçti. Geçince bir yaşlı dede geldi neneyle. Ağlıyor. Ağlar gına elinde bir karpuz. Mehmetçik dedi, bunu yiyeceksin. Ben yiyemem. Bizim askerlikte disiplin dedim. En önemli şart dedim. Ağladı. Ağlayınca eline bir bıçağı aldı. Oradan bir dilim aldı. Ağzına attı. Ben yine inanmıyorum. Tabii bu zehirleme olur. Mehmetçi havadaki kuş da havalı. Ondan sonra yere koydu. Bak askere dedi. Sizden önce Yunan buraya çıkarma yaptı dedi. Bu Avrupası, Amerikalısı set çıkaramıyor dedi. Başarısızlığa uğradılar bunlar.
Bu Doğancı köyünü dedi. Abluluğu aldılar dedi. Silahlarıyla dedi. Bu tarla, 10 dönüm tarla dedi. Bu karpuzum, karpuz yaptığım tarla dedi. Çocuk, 3 gelinim var, 3 oğlum var. Bodrum'a sakladım dedi. Orada yiyorlar, yemekleri dedi. Çocuklar, siz Bodrum'dan çıkmam. Yalnız dedi, Doğancı'nın her tarafı Yunan askeri, Rum askeri. Ben tarlaya bastığına çöpe çöpe bakayım, öldürürlerse beni öldürsünler. Tarlaya vardım diye Yunan alayı tüfek çatmıştı. Alay da bu 10 dönüm tarlaya dağılmış, karpuzu tarlasını haşat etmişti. Yunan subayları kenara çekilmiş diyor. Şov yapıyorlar. Mehmetçik gelip de bunları kurtaracak diye birbirlerine şov yapıyorlar. Ben de Yunan askerinin sırtına vurdum ki diyor, askere israf etme. Ye yiyebildiğin kanın doyurusu. Mehmetçiğe kimisi diyor, Mehmetçiğe kalmasın. Biri öyle diyor, subayları başka türlü olur. Çatılı yerden tüfeği aldı diyor. Bana bir vur dedi, bacaklarım yukarı geldi dedi. Öldüğüm bırak dedi. O gece işte bizi oraya attılar, Topçu Taburunu. Bacaklarım yukarı geldi, öldüğüm bıraktılar beni diyor. Sabah oldu, yalnız orada diyor. Yunan bayrağı dalgalanıyor dedi. Bir gözümü açtım diyor, ölmemişim diyor. Türk bayrağı dalgalanıyor. Hah, ölmem daha da bizim bayrak. Mehmetçik gelmiş buraya. Bayrağa doğru sürüne sürüne varır hani diye Mehmetçik gördü diyor. Mehmetçik affet beni. Vururum seni, yanaş. Ellerin kollarını aldı. Ben Türk'üm. Aman beni vurma Mehmetçik. Seslendim diyor, gel. Vardım diyor, Mehmetçik'in potinini öptüm diyor. Dede ayıp oluyor. Yok. Ben ölmedim. Böyle böyle başımdan gelen olayı sana anlatacağım. Askere, sizden önce buraya diyor, Yunan çıkarma yaptı diyor, dünyaya duyuramıyorlar diyor, başarısızlıklarında diyor. Kendi askeri kendi uçağını kırdı diyor. Ondan sonra diyor, buraları abluka silah altına aldılar diyor, Doğancı. Bu Türk köylerini diyor, bizi yok edeceklerdi diyor. Sizi Allah gönderdi de diyor, kurtardı diyor. Yalnız 3 gelinim, 3 oğlum diyor. Taramiye köyü Taramiye varınca diyor, geç nesil koymamıştı. Almış gitmiş diyor. Yaşlı. Bana diyor, Mehmetçik diyor. Su verdi, peksimet verdi. Dede daha sana ölmem. Evelallah. Ondan sonra diyor, eve vardım diyor. 3 gelin, 3 oğlan yok diyor. Dede dedim, Türkiye'den bize Hayrundül Albay dedi ki, aman bunların eline yesir düşme. Cengiz Topel gibi sizi çeke çeke öldürür. Biz ölümden korkmuyor. Dede dedim, biz yesir düşmeden korkuyor. Yunan'ın, Ermeni'nin amacı budu dedim. Hadi bana eyvallah, ben yaşasam ne olacak askere hadi. Dedi, böyle noktaladık. Ben bu görevimi Türk milletine helal ediyorum. Dedem Viyana'da at koşturmuş bir asker. Oradan tezkire alıyor, geliyor. Bir görev daha alıyor, Kars Sarıkamış'ta şehit düşüyor. Öyle bir askerin, öyle bir haneden ya şehit ya gazi çıkıyor. Bizim hakkımız devlete, millete, bu millete helal olsun. Biz çocuklarımızı dindar, vatansever yetiştirelim. Allah'a emanet olun. Yar yardımcımız olsun Allah. Yolumuz açık olsun. Gazi Hamdi Tanrıverdi, askerlik yıllarını fedakarlıklarla ve başarılarla geçirmiş, vatani görevini yerine getirdikten sonra
torunlarına ve gelecek nesillere aktaracak çok şeyler biriktirmişti. Biz sadece belki kısacık bir bölümünü dinledik. O, geçirdiği bu yıllarını vatana ve millete miras bırakıyor. Biz ise ondan aldığımız bu mirası yaşamak ve yaşatmak üzere söz veriyoruz. Allah şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun.